Tam başla. Başla. Beni buraya getiren bir hikaye var. Neyse tamam başla. Tamam. Bugün ikimizin de modu yerinde, tamam. Bugün iyiyiz. Bugün iyiyiz. Bugün iyiyiz. Kendimiz teselli ediyor bak. Merhaba. 64.317 kişilik aşiretim alem. Doğru duydunuz. Azaldık. Keşke kilolarım da böyle azalsa. Azaldık. Bugün benim arkadaşım. Valla arkadaşım gibi oldu zaten. İran'dan Nadal get, bakma öyle. İran'dan Nadal getirmiş, tamam mı? Ama şey, bu Bulldog soyadlandılar. Ama arkadaşlar biz tarihi geç. Kız tabi garibim de bir isim. Ben hemen video çekeceğim zannetmiş. Getirmiş. 9 ay geçmiş, bir şey olmaz ama bence. Şizane bunu düşündük. Tartıştık. Dedik ki en fazla acile gideriz. Acille evin mesafesini hesapladık. Yakın. Bu da yoğurt değil. Tatlı. İlk buna başlamak istiyorum ya ben. Çünkü bu acı. Kore'nin şeyi bile upuzun olsa. Konumuz benim size. Bana herkes diyordu ki. Ama tam kalkıyor. Dantel mi bu size? Hayır, dantelli önlemeli. Şükür ya Rabbim. Konumuz size. Siz bana hep üniversite anısı diyordunuz değil mi? Ama ben size beni buraya getiren bu anıların en başını anlatacağım. İlkokullarından başlayacağım. Şimdi diyebilirsiniz, ilkokulda bir çocuk ne yaşamış olabilir? Ne yaşamış olabilir? Bakın şimdi. Şimdi bizim sınıf nasıl bir sınıftı? Çok da şey olan bir sınıf değildi yani ama tamam beşiz yani, tahta kaşık vardı, biz mi çatal şeydeydik? Bizim sınıf şey bir sınıftı. O neliydi? Bu acılı, bu siyah fasulyeli. Yani anneme verseydiniz keşke domatesli, zeytinyağlı bir şeyler yapsaydı onlar. Ha neyse, bizim sınıf çok normal bir sınıf. Zaten hepsi akrabamız sayılırdı yani. Benim okulum, her okulda akrabam vardı. Neden hiç anlamadığım bir şekilde. Sonra neyse, günün birinde arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Bakın ben ikinci sınıfa kadar çok ortalama bir çocuktum ama üçte bir kilo aldım. Ya inanamazsınız. Hani bir geldim üçüncü sınıfa, bana kimse inanmadı. Nasıl bu kadar kilolu olabilirsin diye. Ama şöyle düşünün. Annem ablamı her hastaneye götürdüğünde ekmek arası sarma veriyordu bize. Yanlış duymadınız. Vallahi ekmek arası sarma. Ve mahallede benim domat ekmeklerim meşhurdu yani, acı biberli, çok güzel yaparım, hala çok güzel yaparım, bazen geceliği acıkırım, hala güzel yaparım. Onlar çok Hiç meşhurdu, tamam mı? görmedik. Kuzu kurt, sen niye yiyeceksin ki ya, sen yemek mi yiyorsun sanki? Kanka bir tabak gitti de sana verelim. Hayır, yemeyeceğim. Kanka çok kötü zaten. Ha öyle bir sınıftaydım da. Ama çok da bir artısı olan bir sınıf değilim. Neyse konunun şeyi. Bugün hiç alakam olmayan bir çocuk. Sırf da o kadar popüler olmayan bir çocuk. Yani popüler çocukların şaka yapmasına okeyim. Bak mesela bizim Yiğitcan diye bir çocuk vardı. Bir gün geldi kulağıma, dedi ki Şilan çıkalım mı? Abi dona kaldım. Bak yemin ederim bak, 7-8 yaşında bir şey, dona kaldım. Çıkalım mı ne demek acaba? Bak bir 5 saniye bekledi benim o şaşkınlık halimle, güldü, sonra ne dedi biliyor musun? Merdivenden. Merdivenden. Merdivenden çıkalım mı? Neyse. Bunların hep üzücü onlar. Ama en üzücüsü de geliyor şimdi. Emrecan diye bir çocuk var. İsim de veriyorum yani. Kaç yıl geçmiş oradan? 15 yılı geçmiştir. Bu sefer çok cesurum. Çok... İlkokuldaki olay için ama çok cesurum. Ne? Neyse. Emrecan bir hikaye yazmış, tamam mı? Ama böyle evden evde sırttan bir şey dolaşıyor, bana bakıp gülüyorlar. Bana bakıp gülüyorlar. Tabii çocuk aklı, insan anlamıyor niye bakıp gülüyorlar. Oh, çok şükür ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Elhamdülillah. Bana bakıp gülüyorlar. Sonra ben anlamadım, tamam mı? Bak bu hikayeyi de ben hatırlamıyordum. Yemin ederim çocukluk beynim nasıl sildiyse bunu, öpüyorum alnından çocukluk halimi. Rümeysa diye bir arkadaşım var. Sınıf arkadaşım, hala görüşüyoruz. O anlattı bana, tamam mı? Ve iki şeyden dedi. İlkokulda sana katil balina diye. Katil balina. Neden? Şimdi nedenini de anlatayım size. Konudan konuya geçmiyorum. Ben size hikayenin ana motiflerini anlatıyorum. Şimdi bizim 3. sınıfta diye bir çocuk var, tamam mı? Bunu isim vermek istemiyorum. O biraz tehlikeli bir çocuktu. Hala tehlikeli olabilir. Bir tık Şu an ona kafa tutamaz mısın? Kanka o çok tehlikeliydi.
Vallahi çok tehlikeliydi. Bak o yaşta onu yapan neler yapar. Şimdi bak çocuğa ne yaptığımı anlatacağım ama hala korkuşuma bak. Şimdi bir gün merdivendeyiz. Bizim de okul 3-4 katlı. Çok lüks diyemez ama 3-4 katlı bir şeydi, tamam mı? Biz merdivendeyiz. İkinci kattayız diye bir düşün. Geldi bir gün. Bir dakika. Merdivendeyiz. Geldi bir gün bana dedi ki. Şişko şu ayı ayı diyor ama bak koluma da vuruyor böyle. Şişko ayı ayı ama bak içiyor beni. Mesela ben sinirlendim. Ama tamamen insani bir amaçla. Suç itirafı gibi oldu. Sinirlendim. Kırmızı oda. Sinirlendim attım. Ay ben ne bileyim bu çocuk dengesini kuramayacak. Takla 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 takla. Bir baktım girişte. Hoş geldin. Hoş geldin yazısında böyle. Tamam mı? Neyse sen bunu Emre Can gör. Katil balina. Abi katili anladım da balina ne ya? Balina ne? Ya bir sor bu kız yüzme biliyor mu? Ben ya yüzme bilmiyorum lan ben. Yani aygır maygır bir şey okeyim, anladın mı? Ama katil balina nedir ya? Sonra ben bunu biliyorum, o çok kötü. Bana o lakap kaldı, tamam mı? Zaten bana katil balina falan diyorlardı, okey. Ama Emre Can üşenmemiş. Bir gün derste hikaye yazmış. Arkadaşlar size de şunu söyleyeceğim ya. Bak 8-9 yaşındaki bir çocuk. Bak paragraf yazıyor. Ş ile başlıyor. İkinci paragraf İ ile başlıyor. Üçüncü paragraf L ile başlıyor. Akrostiş mi deniyor ona? Adımla hikaye yazmış. Ya bu aşk şiir de değil de nedir ya? Ya beni kafaya takmışsın be oğlum sen. Bırak bir peşimi. İşte bütün herkes gülüyor, tamam. Bizim de çok despot bir hocamız vardı o zaman. Bu arada bakın bu hocayla ilgili de küçük bir detay vereceğim size. Şunu yiyeyim. İlkokullarımız benzermiş şimdi. Ben de bir kızım merdivenlerden tanıştım. Lisede tanıştık ama. Vallahi benzer. Acı acı çeker. Neyse bu hocayla ilgili de küçük bir detay verecektim. Bu hoca benim abimi okutmuş. Ablamı okutmuş. Beni okutmuş. Yeğenimi okutuyor şu an. Öyle bir hoca bak. Kaç yaşındaydı hocam? Vallahi çok yaşlı ama çok Bostanlı'da yaşayan bir tane güzel kadın hocamız yani. Neyse sınıfa başladım, bak okulun ilk günü. Bak şimdi delireceğim. Bu hoca da bizim 3. sınıfta geldi, tamam mı? Daha tanışıyoruz. Neyse beğenirsin. Aa Şilan senin abini de ben okuttum. Siz hala kazanla yemek mi pişiriyorsunuz? Lan ya ben bu okuldan bıktım ya, yemin ediyorum beni bir salın ya. Yemin ederim bak okulun ilk günü öyle dedi, bütün sınıf bir güldü. Ben yemin ediyorum ayaklarım yere değmiyor. Hala değmiyor. Oturdum. Ağladım eve gidince. Anne dedim sen niye kazanla yemek yapıyorsun ya? Bir de bizim hoca sürekli okulları, evi geziyordu, tamam mı? Sürekli ev geziyor. Seviyor yani. Evet öyle bir şey vardı ama ilkokulda. Hocalar evlere geliyordu sürekli. Ve az da gelmiyordu. Bizim hoca yani düşün yani abimi okutmuş gelmiş. Beni okutmuş gelmiş. Yerimi okutacak şimdi. Ona da geldi. Hocam siz gelmediniz. Dur evi. Hocam bizim ev değişmedi. Adrese 1000 yıldır aynı. Ve yemin ederim aynı mobilyalarda yaşıyoruz. Gelme artık bize ya. Kazandan normal tencereye geçtik hocam. Zaman geçti, insan azalıyor evde vallahi. Neyse öyle bir hocam. Emrecan sınıftakileri okuyor gülüyorlar. Okuyor gülüyorlar. Ben hala katili bayılanın ben olduğumu bilmiyorum. Ben de küçükken zeka yokmuş arkadaşlar. Hani mesela düşün, mesela sınıfta lakabın katil bayılana ve sınıftakiler katil bayılana kitabı diye bir şey okuyup gülüyorlar. Kiminle ilgili olabilir? Ya aptal. Ya döveceğim ya. Vallahi kendimi döveceğim. İyi işin nasıl biliyor musun? Okudu bu kitabı şeyi. Beni düşünün, insan halinde bir balinayım. Yüzüyorum. Her gelenin önüme geleni yiyorum. Kitap tamamen buna ibaret. Canım sıkılıyor. Şu karayı yüzüyorum. Yiyorum. Canım sıkılıyor. Oraya gidiyorum. Yiyorum. Abi yani hiç mi bir şey içmek istemiyorum? Ama sürekli yiyorum. Mesela şeyi de anlatmış. Kafeste insanlar iniyor denize. Kafesi de yırtıp yiyorum. Hani... Demek ki demir eksikliği olan bir balinayım. Kafeste niye insanlar iniyor denize? Anlatabilirsen Emrecan'a. Bir kere dedim oğlum beni dahil etme şunlara. Anladı, tamam mı? Sonra bizim Ebru Hoca da dedi ki bütün sınıf bir şeye gülüyor.
Bunu bütün sınıfın okuma önünde. Çünkü o ne zannetti biliyor musun? Emre'nin arkadaşıyla mektuplaşması falan zannetti. Ama sen gör kim? Adın Gördü. geçiyor mu? Kızım sana diyorum ki bas bas bağırıyor katil bayılan şey lan katil bayılan şey. Yazıyor ki Şilan acıkmış şunu yiyor. Şilan acıkmış bunu yiyor. Yani hem katilim hem de insanım Şilan'ım. Deniz kızları. Tabi hocam şey yapıyorum siren çalıyorum diyorum. Deniz kızları gerçek olmayabilir ama. Farklı bölümler. Sonra sen bunu sınıfta oku. Sonra hoca ne zaman anladı biliyor musun? Hikayenin bitmesinde 2 satır kaldı. Hoca Şilan'la ilgili olduğunu anladı kitap hikayenin. Demek ki hoca da. Kızım boş. Her o şey zannetti. Hani böyle eğlencesine baktı. Ben salyosum. Ben sonra eve gittim tamam mı? Allah'ım. Anneme yalvarıyorum. Anne beni okula gönder. Bak o zaman da televizyonda baba beni okula gönder kampanyası var. Yemin ediyorum öyle bir kampanya var. Sıfır şaka bu arada. Kardelen Ayşe, Kardelen Ayşe, ne Böyle yapıyorsun? çöpten çizimde bir kız vardı hatırlıyor musun? Elinde böyle Tabii kartondan tabii. kalp tutuyor. Tahta. Tahtaya yazıyordu yani tahta değil. Kız tahtada olmuyor muydu o görsel? Hayır canım böyle elinde kartondan kalp gibi bir şey vardı. Sanki kız onu tutuyordu. Baba beni okula gönder yazıyordu. Şey sen ne bileyim 6 yaşındaki çocuğum anasını satayım ya. Ben hikayeyi kafamdan silmişim. Bunu mu şey yapmayacağım? Allah razı olsun Rümeysa'dan da yani bütün travmalarımı tekrar hatırlattı yani. Neyse ha öyle. Sonra ben anneme yalvardım. Anne beni okula gönderme. Annem beni bir tur dövdü. Ya dövdü dediğimde Toto'ma bir tane 2-3 tane plakat anladım hani sen kim köpeksin okula gitmeyeceksin biz ben biliyorsunuz ailelerin şeyi vardır biz saçımızı ya 3 ben al için annem okuma yazma bilmiyor babam inşaat işçisi evde ben bu okuma yazmayı nereden öğrendim önemli olan kısım burası anladın mı ben de bir deha var bak bazen düşünüyorum diyorum ki okuma yazmayı nasıl öğrendim acaba Okula gittin. gerizekalı bir sırdı bu kanka hayır mesela ödev ödev veriyorlardı bizim ödevimizi kimse yapmıyordu. Vallahi çünkü bizim ailede okuma yazmayı bilen jenerasyon. Ben de 2 yaş, 3 yaş büyük abim ablam anladın mı? Sonra doğru güzelleşiyor. Ha bu hikaye böyle ama ben anneme çok yalvardım sizden biliyor musun? Cidden. Bak şimdi hasta numarası yapıyordum. Annem beni okula göndermesine tamam mı? Bir de meyve yemeyi çok seviyorum diye. Hastayken annem mesela normal meyve değil de daha çok meyve. Daha çok meyve oluyor tamam mı? Sürekli böyle yapıyordum. Mesela yürüyordum ya evin içinde. Ya annem de yemiyordur ama hani bu kız salak dememek için belki hastadır diye inanıyordur yani. Ve cidden şey yapıyordum sürekli. Hasta numarası yapıyordum. Aşırı ağlıyordum. Bir de mesela bizim Ebru Hoca mesela babet çorap giydiriyordu. Şey babet çorap giymemizi hiç sevmiyordu. Babet çorap giydiğimizde kızıyordu. Uzun çorap giyeceksin. Ya bir sor ya. Hayır Allah'tan bizim evde uzun çorap vardı tamam mı? Hatta beyaz kurdeleli çoraplardan falan vardı da. Herkesin olmayabilir anladın mı? Mesela eve gönderiyordu. Çok sertti. Çok sert bir hocaydı. Ben hocada yaşamadım da onu anneannemde yaşamıştım. Bu içi yünlü taytlar vardı ya. Tiftik olur. Herkes böyle ince bu siyah çoraplar vardı ya. Çok güzeldi onlar. Onlardan giyip gelirdi. Anneannem bana giydirmezdi. Üşürsün onlarla diye. Onlar da bileklerimden çoraplarım görünüyor ya. Hiç sevmezdim. Ben de taytın şeylerini topuklarıma geçirirdim. Hep ayakkabıyı öyle giyerdim. Sonra eve gelince anneannemden dayak geldim. Bu taytta topuklarının izi çıkıyor. Yapma demedim mi sana diye. Senin var mı ilkokulda başına tatlı gelen bir şey? Benim hiç yok ya. Damla sakızdı. Mesela bak aynı tayfanın yaptığı ilkokul hanım diye küfür etmeyeceğim. Aynı tayfanın yaptığı kötülüğe bak şimdi. Sınıfça dediler ki buluşacağız. Ben buluşacağız diye ablamın bir tane ceketi vardı. Bomber ceket yani böyle işçiler giyiyor gibi. Burası böyle şey. Burada kısa kollu böyle kırmızı bir ceketi vardı. Çingeneyiz kızım ne oldu? Çingeneyiz kızım ne oldu? Kırmızı ceket bak. Üst altına beyaz tişört, daptar bir pantolon. Bak deli fişeyiz. Onu giy.
bizim sınıfın erkekleriyle buluşacağız sözde kızları. Hep beraber böyle sinemaya mı, kafeye mi, neye gideceğiz? Abi sen, abi yemin ederim erkekler ölsün. Bak küçüklük halim bile erkeklerin ölmesini istiyordum. Gittik ya, bak yürüyoruz. O zaman da Harun diye bir çocuğun evine gideceğiz. Harun olacağız, öyle kafeye gideceğiz. Yürüyoruz, Harun'un evi burası diyorlar. Sesleniyoruz. Ha şaka yaptık, Harun'un evi burası değil diyor. Salak bak ya. 3-4 mahalle Harun Harun diye dolaşıp gezdik. Evrecan mı? Hayır, Harun şey, attığım çocuğun arkadaşı. Bu arada attığım çocuk gerçekten çok riskli bir çocuktu. Bir videomda da anlatmıştım size. Herhalde mesela bak, mesela bu 3. sınıfta falan beni böyle deli etti. 5. sınıfta falan bana aşık oldu. Silgimi yiyordu. Bir şey gördün mü sen ya? Abi silgi yenir mi ya? Ucumu yiyordu. Uçuyanlar vardı. Hadi ucu okeydik de silgi biraz plastik ya, birazcık da. O mavi bir de Faber-Castell benim silgim ya. Uzaklaş be abi. Yiyordu, tamam mı? Çok deli dehşetti. Neyse, Allah bizi kurtardı o yıllardan. Gerçekten kurtardı. Mesela benim ilkokul çok kötüydü. Kimin yanına otursak direkt bizi karı koca ilan ediyorlardı. Abi böyle bir düzen olabilir mi ya? Lise daha açık fikirli. Lise yemin ediyorum daha açık fikirli ya. Mesela ilkokulda biriyle yani oturursun ya. Mesela bizim sınıfta bir kız vardı. Sınıfın popüleri oluyordu ama zaten her zaman. Ha, popülerliği geçtim. Okulun popüleriydi. Mesela 2-3 sınıf, 2-3 okul öteden sevgili yapıyordu. Oha. Bayağı kavga ediyorlardı kız için çıkışta. Senin sınıfa kadar işte, ama kavga ediyorlardı mesela. Mesela biz bir de, bizim iki tane deli dehşet, işte benim o attığım çocuk, bir tane onun düşmanı vardı. Bunlar kavga edecek diye biz bütün okulu çerçeveledik. Mesela bunlar diyorlar ki biz şurada kavga edecektik, biz oraya gidiyorduk, tamam mı? Mesela orada bakışıyorlardı sadece. Oğlum seni döveceğim, oğlum seni döveceğim diye. Çok garip. Abi kavga etsenize. Bunun için gelmişiz ama sürekli şey yapıyorlardı. Oğlum seni döveceğim, oğlum seni döveceğim. Ama biz çıkışta her türlü, her çıkışta gidiyorduk biliyor musun? Bir de ben neyi çok özledim biliyor musun? Cuma günü İstiklal Marşı okunuyor ya. Hucum edip koşuyordun ya. Evet. Abi çok özledim ya. Vallahi üniversitede de olması lazımdı ya. Her cuma saati böyle kaç da çıkıyorduk? 12'de falan mı çıkıyorduk? Anlarımızda ucu ucuna okuyan son nesilimiz zaten. Benim andığımızla ilgili çok güzel bir hikayem var. Bak videonun burasına kadar izlediyseniz yemin ediyorum bak çok şanslısınız. Yani sıkılıp çıkmadıysanız çok şanslısınız, tamam mı? Şimdi ben bir gün yağmur yağdı. Biz de andığımızı içeride okuyacağız, tamam mı? Ama şöyle düşün. Her katta 4 bina var. 4 sınıf var ya. 4 bina. Her katta 4 bina. Benim babam müteahhit. Şimdi oradayız. Şimdi hoca diyor ki 4 sınıfta çıkın, siz koridorda dizilin yağmur yağdığı için. Herkes de koridorda, elimize bir mikrofon veriyorlar, bütün o binadaki hoparlörlere gidiyor, tamam mı? Sen, hocam andığımızı okutmasın diye ben eğil. Ama bak andığımızı ezbere biliyorum, vallahi ezbere biliyorum, tamam mı? Ya her gün okuyoruz zaten, ezberlememem salak. Okumak istemiyorsun sen. He. Korktum, omzumu bir eğdim. Zaten boyum da 1.53, Allah'ın belası neyini eğiyorsam. İşte korkma. Sönme. İstiklal Marşı'na girdim ama. Bak böyle eğildim, hoca dedi ki sen. O zaman bizim hoca vardı, benim dediğim bu Yiğit var ya. Zamanında beden dersi, beden hocamızdı bu arada bu hoca. Zaman, Deniz Hoca, merhaba. Zamanında bu hikayelerin gerçek olduğunu anlayın diye bu kadar kolay isim uyduramam yani, anladınız mı? Sen... Ama hepsinin başında diyorsun ki isim vermeyeceğim. Kim izleyecek? Deniz Hocam da beni izliyorsa senle yani bir kariyer, hedef geliştirir. Sen, Yiğit bugün voleybolda bir kere kızlara baktı, tamam mı? Ama dalga yaptı yani kızların sallanmasıyla. Sen Deniz Hoca bunun odasına çağır. Biz bir de Deniz Hoca'nın odasından çok korkuyorduk. Çünkü her odaya girilmiyor. Abi 5 kardeş çıkıyordu. Yiğit gir. Bak o sesi hepimiz duyduk. Bir çak. Yiğit çık. Esmer çocuk, burası kıpkırmızı çıktı. Yemin ediyorum. Neyse öyle bir hoca. Yani korkuyorum da. Ben bana dedi ki gel sen okuyacaksın. Tamam dedim, geleyim. Geleyim. Gittim, tamam mı? Okuyorum şimdi. Korkma. Neydi o? Çalışkanım diyor mu? Çalışkan. Ülküm. Doğruyum. Çalışkanım. Sen düşün ki ben doğruyum, yanlışım diye okuyor. Ülküm, ülkem. Başarmaya başardım. Yani başa doğru, sonu yanlış. Öyle okuyorum.
Hoca benim yüzüme baktı. Yazıklar olsun Türk gençliğine. Yemin ediyorum. Sonra bir ders sonra ne öğrendik biliyor musun? Herkesin beden dersinde projesi olacakmış. Herkes beden dersinde İstiklal Marşı okuyacakmış. Teker teker. İstiklal Marşı'nı andımızı okuyacakmış. Ben yemin ediyorum bütün okulum... Bir de bütün okul duyuyor ya. Bir de hakaret etti bana. Yani Türk gençliğine bak, cuna bak, şuna bak, cürt 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 diye. Ya abi, ya 14 yaşında bile değilim. Beni bir salın ya. Bak neler yaşamışım ya. Sonra sen git bütün okula andımızı ezberlettir. Yani bütün okulun andımızı ezberleme sebebi benim. Hani mesela önceden gerçekten bizden önceki zamanda daha ağırmış ama hadi yine bizde bir iki tokat vardı. Bizim Sevim diye bir hocamız vardı. Benim sana dediğim bu deli var ya. Ama gerçekten yani deli diyorum ama gerçekten öyle bir çocuktu yani. Sen bir gün hoca çok sinirlen. Bak hiç, bütün sınıf unutamıyoruz. Çocuğu yatır yere. Topuklu ayakkabıları vardı ip ince. Üzerinde yürü. Yeter yeter bıktım sende. Ama yürüyor gidip geliyor. Yani düşün. Dizi karakteri sanki. Yeter yeter bıktım sende. Ve çocuk üçüncü ders falan normal yine gitti kavga. Öyle bir çocuktu yani. Bizim İbrahim Ethem Hoca vardı. Çok severdi. Tarihçimizde. Almasınlar diyorum. Bir yerde karşılaşırlarsa. Şey ama çok iyi bir insan anladın mı? Çok da güleçti şeydi falan. Bizim Serkan vardı. Çıldırdı lakabına. Çıldır? Evet. O da deli bir çocuktu belli. O da sonra ama kaderimiz bir yazılmış bizim şizem. Bizim bir araya gelmeme ihtimalimiz yoktu. Ondan sonra bir gün sinirlendi. Tamam mı hoca? Yemin ederim tutmadı bile. Bak bir, iki, üç. Üçledi Serkan'a. Evet. Arkadan da biri kalktı dedi ki hocam Osmanlı tokadını bu derste bize anlattı. Neyse tam ilkokul vakti çocuklarımızı uyarın. Bak beni izleyen insanlar var biliyorum. Biliyorum çocuklarınızı uyarın. Evet ve çocuğunuz biz size gelip bir şey yapmak istediğini söylüyorsa neden yapmak istediğini bir sorun. Bunun en büyük şeyini ben çektim. Ben de ilkokulda benimle dalga geçiyorlardı erkek Fatma diye. Dövelim lan. Bıyıklarım bak abi hepimiz ergenliğe yeni yeni giriyoruz anladın mı? Aldırmıyorlardı. Evet annem benim bıyıklarımı aldırmadı tamam mı? Bende akıl mı var? Ben de gittim bıyıklarımı jiletle aldım. Bir güzel evet. Sırf ben. Bu sefer de benimle şey diye dalga geçtiler. Sakallarını, bıyıklarını jiletle mi alıyorsun diye. Erkek Fatma diye. Erkeksin sen diye. Bir daha benimle dalga geçtiler. Abi var ya. Eve geliyorum bak okulda bunun dalgası var. Eve geliyorum korkumdan anneme söyleyemiyorum. Annem de diyor ki bıyıklarını neyle aldın? Ben de diyorum ki almadım. Söyleyemiyorum ya. Tas parçaladı sırtımdan. Çok korkunç. Dedim niye? Doğruyu söyle diyor. Korktu. Halbuki bak. İlk anne ben bıyıklarımı aldırmak istiyorum dediğimde neden aldırmak istiyordun sorusunu sorsaydı bana. Hiç annen okula gidip onların kafasında hani, tas kırardı. Hayır tas kırmayı geçtim. Bana gelip belki hani şu anda bunun olması normal ama almamız iyi değil deyip bir açıklama yapsaydı bile belki ben anlayabilirdim. Ya kızım onları sanki anaları babaları yapmış bana bak. Anaları babaları yapmış mı ki bizim anaları babalarımız yapsın ya. İşte sen çocuğuna yapmalısın ama bu düzen böyle devam etmemeli. Benim annem yıllarca ne dedi biliyor musun bak. 22 yaşındayım. Hala kuaföre gittiğimde ne diyor biliyor musun? Aldırma onlar dökülecek büyüyünce. Ne kadar büyüyebilirim lan? Ne kadar büyüyebilirim lan? Benim anneannem de aynısını söylüyordu. Bir süre sonra baktı benim kıllarım gerçekten dökülmüyor. Senden umudu kesti. Bu kız kıllı. Senden umudu kestiler. Neyse. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beni diğer sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın. Gerçekten benim Instagram'ım da var. Bir tek burası yok benim için. Instagram da var. Şeylerini senin toparlayacağım senin için sosyal medyalarını. Direkt onu kopyala yapıştır yapalım. Hadi beni takip edin. Beni takip etmeyen... Emrecan o. Beni takip etmeyenin inşallah Emrecan gibi çocuğu olur. Ya da inşallah benim gibi yani problematik bir çocuğu olur. Burnu boktan kurtulmayan bir çocuğu olur. En büyük beddua bu. İnsanlara şey yapmayalım, beddua etmeyelim ama... Ne bedduası? Ben bir koşul şart koştum. Bir gün sizin de kapınızı katil balina çalabilirim. Sen hiç mi dövmezsen ben? Bekle katil balina hikayelerini gerçekleştirmezsem üzerinde bekle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bak zorlama yok. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın.
Ve iyi kötü yorum atmayı da kötüye de okeyiz lan. O kadar düştük ve sizi seviyorum. Hadi et yapalım.